Şimdi dediğim gibi el kola yenenler var. Yani orada biraz tabii o bize de, bizim de ihtiyacımız olan bir şey, çünkü yoksa başa çıkamayız. Yani şöyle düşünelim, bir yayın evinde gerçekten bir editörünün hiçbir şey yapmayıp sürekli bunu yapması lazım. Öyle bir imkan hiçbir yayın evinde yok. Şu da oldu mesela, onu da söyleyeyim size. Şimdi biz bunu yine de ciddiye alıyoruz bu arada. Şöyle ki, bize gelen iki yazara, biri yine dosyadan aldık, beşinci baskısında şu an. Bir diğeri Vedat Türkali, ilk roman tabii ödülü kazandı falan diye dosyadan geldi bunlar. Şimdi tabii böyle şeyler oldu. Ondan sonra bu yazarlarımıza başka evlerinden teklifler geldi. Onlar da dediler ki, ya biz dosyalarımızı size göndermiştik. Hiçbiriniz cevap vermediniz. Biz cevap vermişiz ama. Yani demek ki hepsini okuyamasak da, tabii ki yetişilmez bu arada. Yani bu şey, biz kaçırmamaya çalışıyoruz ama bir de Everest, yani bir günlük gazete hızında çalışan bir yer. Yani böyle bizim hani huzurlu oturacağız, oh kitap okuyacağız falan böyle bir durum yok. Çok hızlı oluyor her şey. Ama aynı zamanda bir standart var. Hani çok iyi işleyen bir mekanizma kurmamız gerekiyor ki her zaman tabii ki bunda sorunlar da çıkabiliyor. İnsan yapısı çünkü. Çeviriyi çok iyi bekliyoruz, o kadar iyi olmuyor. İşte ne bileyim, editörümüz daha fazla vakit harcamak zorunda kalıyor beklediğimizden falan filan. Ama bütün bunların içinde ciddi çaba harcadığımızı söyleyebilirim okumak için. Ki hani bulduysak, eğer bize dosyadan yazar çıkarabildiysek demek ki okuyoruz. Ha, bir kısmını ama dediğim gibi çok kolay eliyoruz. Geri kalanları şey yapıyoruz, kendi aramızda paslaşarak, yani işte nasıl yapalım, alalım mı almayalım mı okuyoruz yani. Sizin okuma serüveniniz de değişmiştir artık. Başkalaştığını düşünüyorum. Çünkü bir dönem böyle yüksek lisans doktoranı kurgu dışı okuduğunuzu düşünüyorum ve belgesel çalışmalarınızı sürerken. Şimdi daha edebiyata yöneldiniz. Nasıl oldu o okuma serüveni değişimi? Vallahi işte ya, bir de böyle çok ilginç bir şey oldu. Şöyle ki, ben işte 2006'da Can'dan ayrıldıktan sonra yayın evlerinde çalışmadım hiç. Yani dışarıdan çeviri yaptım, işte dışarıdan bir iki editörlük falan yaptım ama bambaşka işlerle uğraştım aslında. Film, işte belgesel, metin yazarlığı falan gibi. Yani bir de çevirmenliği hep devam ettim ama. Ve çevirmenliğin bana en azından şöyle bir etkisi oldu. Ben eskiden çok hızlı kitap okuyan bir okurdum. Çevirmenlikle beraber benim hızım çok azaldı, yani çok düştü. Çünkü bu çeviri için çok derin bir okuma gerekiyor. Ve bu da hani normalde gözle okurken atladığımız bütün paragrafları, aslında bilmesek de olan paragrafları ya da hani üzerinden yüzeysel geçsek de olan paragrafları derinlemesine okumayı gerektiriyor. E bu tabii başka kitapları okurken de etkili oluyor. İkincisi işte o bitmeyen doktoralar, önce yüksek lisans sonra doktora da tabii daha çok böyle teorik kitapları okudum. Bir tane farklı dillerden kitaplar okudum çok. Ve edebiyat doğrusu ancak şöyle girebiliyor gündeme. Bir dönem öyle oldu yani. Eğer o an çalıştığım konuyla ilgiliyse. Ha tabii ki hep okuduğum yazarlar var yani. Hani hiç de okumuyor değildim ama böyle hani her gün ne çıkıyor, bugün de bakayım hangi yayını ve hangi yazarı çıkarmış gibi bir gündemim yoktu. Sonra aniden buradan böyle bir teklif geldi. Ben kendimi böyle bir edebiyat kuyusunun içinde buldum. Yani geldiğim zaman editör arkadaşlarıma da söyledim. Yani siz benden daha iyi biliyorsunuz dedim şu an. Yakalamak zorundayım tekrar. Şimdi onu söyleyebilirim yani, büyük bir gönül rahatlığıyla tekrar işin içine girmek. Yani günde 150 yeni çeşit kitap çıkıyor Türkiye'de. Ve yani hiçbir yayın evi çalışanı tüm kitapları okuyamaz. Çok net. Bugün ben de kendime ne yapıyorum? Çok sevdiğim, yani mesela şu an çantamda Metis'in bir kitabı var. Sevdiğim yazarlar var. Başka yayınlarından da çıktığı zaman tabii ki takip ediyorum ayrıca. Yani bu çok da sevindirici bir şey. Ki bu arada o kitap, o yazar önce bizde çıkmış. Ben de şimdi Metis'te çıkıyor. Bir yandan da ayıklanıyorum. Nasıl transfer çıkmışsa. Ondan sonra şeyler mesela çok sevdiğim yeni kurulan yayın evleri var. Örneğin şey var, hani isim verebilirim ya, bunda sakınca yok ki, teşvik etmek için de söyleyebilirim. Mesela Vasilando,
İşte Siren, çok seviyorum Siren'i. İşte önceden beri seviyorum yani. Metinler arası. Mesela Barlas Özarık çayı basıyor ki onu orada hani kurucusu olan Mahmut arkadaşımız o bir kere ziyarete geldi. Ona söyledim yani eğer metinler arası basmıyorsa çok isteyeceğim bir yazar. Çok yani o ters adam gerçekten çok önemli bir roman. Ama şimdi onlar keşfetmiş. Yani küçük bir yayınevi olarak yeniden hatırlatıyor. Yani asla yapmayacağımız bir şey yani. Yani kendileri istemedikçe. Mesela onların yazarlarını takip ediyorum. Tabii işte daha çok var ya böyle işte Alakarga, işte Jaguar, Jaguar tabii yani Jaguar. Ya şimdi mesela şöyle de oluyor. O da benim için de öğretici de bir şey. Bir taraftan da ne derler keyifli de bir şey. Ya her zaman o yayın evlerinde çıkan yazarlar aslında o yayın evi tarafından keşfedilmiş olmayabiliyor. Daha önce çıkmış yani büyük bir yerde çıkmış mesela. Ama unutulmuş. Şimdi orada işte kütüphane oluşturmanın önemi o. Öyle güzel yan yana getiriyorsunuz ki. Hani okura da şöyle bir his veriyor. Ya işte bak Bodrum'da keşfedilmemiş bir koy var. Yani hani işte kimsenin bilmediği bir yazarı biz bastık buyurun okuyun gibi. Bu da bir başarı ki bu da şunu ispat ediyor. Tek tek yazarlardan öte yani kimle kimin yan yana geldi. Birbirini desteklemesi lazım. Bu butik diyebiliriz artık herhalde yayın evlerinin yani yaptığı ve çok güzel yaptığı bir şey o. Ve ben çok destekliyorum da şey de hani reklam da yapıyorum çok. Yani elimden geldiği kadar hani okunsun. Çünkü onlar aynı zamanda iyi birer küratör. Biz de bir küratörüz. Onlar okur yetiştiriyor. Biz de öyle yapıyoruz. Ama orada başlayan okur yani. Ne kadar çok tanınırlarsa, oradaki işte o güzel seçkiler ne kadar okura ulaşırsa ondan sonra bizim kitaplarımızın okunma şansı da o kadar artıyor yani. Bu ortak, yani bir bütün yayıncılık eninde sonunda aynı şeye hizmet etmesi gerekiyor bence bu bakımdan. Eskiden tabii ki rekabet var da. Eskiden ada öyleydi değil mi? Ferit Edmir'in adası. Atlas için kurduğu ada, İlham Erkin Atlas'ı için kurdu. O okumak istediği kitabı basıyordu yani. Öyle bir kaygısı yoktu Ferit Bey'in de. Tabii. Öyle kapakları da farklıydı, tasarımları da farklıydı. Güzel bir rahatlık bu özgürlük. Ya öyle sadece şu var şimdi. Hani şu şekilde idealize etmiyorum yalnız. Tabii ki o butik yayın evleri de bir süre sonra bir sıkıntıya giriyor bazıları. İşte şimdi kimi basacağız? Yani Heybe'de mesela 20 yazar var. Ondan sonra 21.sini bulmak zorlaşabiliyor. Ondan sonra işte biraz hani o imajla idare etmeye çalışıyor. Sonra da tükenebiliyor yani. Bu da mümkün. Ama olsun. Basılmış olan kârdır. Sonra bazıları bize geliyor. Yani o yazarlar. Bu da güzel. Adayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Mesela şimdi bizim bastığımız Cihat Burak. O da adada çıkmış. Sonra Yapı Kredi bastı bir ara. Yani şimdi biz mesela külliyatı tamamlıyoruz. Yani o mirası devralmak biraz da öyle bir şey bence. Yani bizim şimdi gücümüz varken şunu yapmalıyız. Vaktiyle çıkmış Cihat Burak yani müthiş bir yazar, mimar, işte ressam. Yani çok bütünlüklü yani çok değişik bir yerden. Yani hayatı bir virtüöz gibi yaşamış biri bence o. Yani ve sanatı da öyle, o hayatın tamamen yansıması demeyeceğim, ta kendisi hatta. Ve daha önce çıkmış ama tamamlanmamış külliyat. Şimdi biz mesela tamamlıyoruz, daha önce çıkmamış bir tiyatro oyununu bastık. Şeyi bastık, şiirlerini bastık. Ondan sonra şimdi yeni bir öykü derlemesi geliyor. Yani biz o mirasa konmak değil ama geliştirmek ve tamamlamak yani külliyat bu. Mesela Abdülhakşin Asilsar'ın bugün edebiyat yazılarını gönderdik mahkeme şeye. Mahkemeden çıktı ya, tövbe. Şeye, matbaaya, özür dilerim. Matbaaya. Orada nasıl bir seçki yaptığımız, ne kadar açık ettiğimiz, hani işte ne kadar şeffaf olduğumuz, bütün bunların edebiyata faydası var. Böyle yapmalıyız diye düşünüyoruz. Ben son bir soru soracağım. Sonra soru cevapla devam edelim. Bütün bu iyi editör
editörler, iyi genel yayın yönetmenleri kendilerini başkalarının yazılarına atarken kendi yazılarına ihmal eder. Bence en tipik örneği de Mehmet Fuat bunun hastalanıp köşesine çekildikten sonra yazmaya başladı. Aslında peş peşe yayınladı. Sizde durum nasıl? Şu an yaptığınız işten mutlu musunuz? Bu tempodan mutlu musunuz? Kendi yazılarınızı ihmal ettiğinizi düşünüyor musunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Şimdi mutlu olmasam yapacağım bir iş değil yani. Hakikaten zor. Sorumluluğu çok büyük. Tabii ki yani ama çok çok severek yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum ama tek başıma değilim zaten. Biz ekibiz yani bu kimsenin tek başına yapabileceği bir şey değil. Yani herkes birbirini tamamlarsa. Yani bütün editör arkadaşlarım, işte yönetim kadrosu yani aynı yere bakarsak olabiliyor. Yani buranın iyi tarafı şu, yatırımı da hep yayıncılıktan yana yapmış bir yer burası. Dağıtım bizim, yani bir dağıtım şirketimiz var, işte matbaamız var. Ki dışarıya da, yani başka yerlerin kitaplarını da basıyoruz orada. İşte hatta bazen, şimdi matbaa bizden biraz bağımsız. Bizim kitaplar bekliyor, başka yerden sipariş almışlar, onu basıyorlar. Yani öyle şeyler de olabiliyor. Eve gelen boyacı gibi iş alıp bırakıp gider. Tabii tabii, aynen öyle. Bekliyoruz, ya işte dışarıdan bilmem hangi yerlerinden İşte 10 bin tane istediler, şimdi onu basacağız deyip bizi bir kenara da hani biraz bekletebiliyorlar da filan. Bir kere seviyorum bu. İki, yani bu bir vakit işi her şeyden önce. Mesai yani. Yazarlık gerçekten masa başında çok vakit geçirmeyi gerektiren, bir meselenizin olmasını gerektiren bir şey. Yani bir roman yazmak için bir meselenizin olması lazım. Onun etrafında hani o karakterlerin kafanızda yaşıyor olması lazım. Onları giderek en böyle sıradan anlarına yaklaşarak gözünüzde canlandırabiliyor olmanız lazım. Bu apayrı bir ruh hali bir yandan, apayrı bir düşünce sistemi. Ve bu tempomun içinde bir, bu çok zor, ben bir doktorayı bitirsem önce hani o daha iyi. İki, ya bir de şöyle bir şey var, Erdal Öz değilseniz, hani zaten yazar ve hani şey yapmış, bir tür rekabet de var orada ya. Ben çok taraftar değilim doğrusu. Yani ben roman yazacak olsam burada çalışırken yazmam ya da ortaya çıkarmam yani. Yani çünkü bu bir güç elinde sonunda. Elinizde bir güç var. Şimdi ben çok kötü bir şey de yazsam mutlaka biri basmak ister bunu. Bence öyle. Yani ne yazık ki öyle diyeyim yani. Ki hani muhtemelen de iyi bir şey yazmam zaten. Yani ben böyle bir edebiyatla o şekilde bir hikaye anlatıcılığı üzerine bir deneyimim yok yani. Başka şeyler yaptım. Başka şeyler. Bir gün ama yaparsam gerçekten burada çalışmıyor olmayı tercih ederim. Yani ister istemez bu soru işareti de uyandırır. Çok doğru da gelmiyor bana. Yani yanlış düşünüyor olabilirim. Hani bu yazarlar yayıncılık yapamaz demek değil ki, örnekleri var. Ama şimdi ben onlarla aynı yerde değilim. Ben zaten yazarken buraya gelmiş değilim. Şimdi burada hevesli bir şey yazıyor olmak ve hani nasıl olsa hani böyle bir küçük de olsa bir alan var, ha tamam işte bunu da bastırayım, iyi bir şey olmaz herhalde. Tarih kitabı yazabilirim. Ya o zaten yazdım onu, hani başka bir yerden çıkar. Yani yine Yapı Kredi'den çıkar çok büyük ihtimalle. Öyle bir şey, tezimi kitaplaştıracağım zaman herhalde oraya veririm yani. Teşekkürler. Öyle.